sikiyorum, ne yapıp yapıyorsun? Hengas'la konuşmasana. Hengas'la konuşma, sikerim seni. Türk var mı Türk? Lan oğlum ses kapat. Hengas'la konuşma. Mafik. Heh. Ya bu ne abi? Ya. Ali nerede? Arkadaşlar selamünaleyküm. Ananı sikeyim. Hengas'ı kapat Ali. Kafasını kapat, siktim. O kafandaki of. Pimpon topu ne? Üstten bağla. O şey mi lan, ev topuzu? Ha, ev topuzu. Bak. Tamam, Fuat da geldi, Ali de geldi, Eray. Bu arada arkadaşlar, önemli konu konuşulacaksa ben kıyafetimi giyiyorum. Ben kıyafet bugün huzurlarınıza ceketle çıktım gördüğünüz gibi. Hemen geliyorum. Arkada birkaç. Ben de hemen geliyorum o zaman, bekleyiniz. Yapın makyajlarınızı arkadaşlar. Ya makyajlarımızı yapalım. Göten. 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 Evet arkadaşlar. Ay. Bugün konular konuşulsun. Bu biraz araya kaçıyor ama yapacak bir şey yok. Biraz ciddiye istiyorum Ali'cim. O yüzden dekini kapat. Efendim? Biraz ciddiye istiyorum diyorum. O yüzden dekini kapat. Kapatıyor. Evet, herkes ceketini, kıyafetini giysin. Tamam, bekleyin o zaman 5 dakika. Tam konular bu şekilde. Ananı sikeyim, düşüyordum. Hemen şöyle. Evet arkadaşlar. Kemal niye tavşan gibi oldu? Rast'taki bilim adamlarına benzedi. Bizi nasıl görecek o? Bunun X'lerci yok muydu acaba? Benim kafa büyük çünkü. Kemal sesin kötü geliyor ama öyle. Bunun acaba X'lerci yok muydu? Kafa büyük çünkü de benim yani. Akvaryuma girdin, ne yapıyorsun? Tamam. Evet arkadaşlar. Hazır mı herkes? Hazır. Eray ben Bey nerede? Ben aldım. Eray Bey nerede? Eray Bey gelecekmiş. Süsleniyor. Evet Jurox Bey, bir güncel Eray hakkındaki güncel geldim. Bir dakika, bir dakika. Başlamayın ben siz. Bu arada bu yayın League of Legends net tarafından sponsorludur. Ya siktir git. Haberiniz olsun. Evet, sen kaç para aldın lan Valorant'tan? Ben alacağımı aldım bu yayından. Evet Eray Bey. Şimdi konu başlığımız ilk olarak Eray Bey. Efendim. Dışarı çıkmanız neden yasaklandı? Bir bana bunu bir anlatır mısınız? Şimdi şöyle söyleyeyim Jurox Bey. Ülke genelinde vaka sayılarımız artıyor. Özellikle de İstanbul bölgesinde çok yoğun olarak bir artış gözlenmekte. 18 ve yani 65 yaş altı olan genellikle taşıyıcı durumunda olduğu için bu kararın doğru olduğunu düşünüyorum. Buradan tüm yetkililere evde kal. Tüm ananı sikeyim ya. Şimdi ben niye şöyle bizi düşünüyorum. Başkanım ya. Niye bizi bırakmıyorsunuz başkanım? Biz ne yaptık ya? Ben şimdi vallahi hayır kesinlikle Eray kesinlikle ben buna katılmıyorum. Taşıyıcı olarak yani olay burada kötü yola gidecek bir şey taşıyorsan sen başka birine kesinlikle ben doğru bir karar diye düşünüyorum. Normalde ilk başta nedeni de herkes dedi kendi dedi evden çıkma yasağını versin dedi. Şimdi evden doğru. Çıkma yasağını verdin mi sen? Vermedin kendine. Ne yaptın? Arada bir gittin sporluğa yaptın. Hocan da geldi, o da geldi, bu da geldi. Şimdi sen hasta olsaydın adamlar seni düşünüyor da böyle bir şey yapıyor. Sen çok hasta olsan haklısınız. Bu devlet rahat mı edecekti? Şu an senin için bir ben, yaptırım doğru. Yapmış oldu. Teşekkür ederim. Ben doğru. Bir dakika. Kemal'cim teşekkür ederim yorumun için. Sen evine neden spor hocası çağırdın kardeşim? Kardeşim yani ben personal ayıp değil mi lan? Yani personal training falan yani Duygu ablam yapınca okey de biz yapınca mı sıkıntı oluyor? Sorarım size burada Jurox Bey şimdi yani hayırdır ama. O senin Duygu ablan. Tamam onun da yani. Onun bütün markalarla bağlantısı var.
Her şeyi yapar o istediğine. Orospu çocuğumuz, orospu eşimli. Senin hangi markayla bağlantın var? Hangi markayla bağlantın var senin? Ya kardeşim belki benim de olacak. Söyle. Markayla bağlantılı mı yapıyorsun bu işi? Duygu ablam markayla bağlantılı yapıyor diye okey mi? Evet. Evet okey. Yani, Eray bak sana az önce bir şey dedim. Seni ne dedim? Devlet düşünüyor dedim. Bunu hiçbir zaman unutma. Seni düşündüğü sen, için sen şu anda oradasın oturuyorsun. Ne dedin onu söylüyor. Bir daha söyle anlamadım. Yok sinir etme insanları sinir etme burada. Kışkırtacak şimdi laflar etme dakika. Yani. Ne bu 20 yaş altı insanlar dışarı mı çıksın? Fuat şey mi yapsın? Kemal Bey, Fuat Bey'e geçelim. Evet, efendim. Ey orospu çocuğu, utanmıyor musun Ferit abinin tablosunu çalmaya? Anasını Ferit abinin tablosunu adamın tablosu. Ey orospu çocuğu, Ferit abinin tablosunu çalmadım. Ben bu Ferit abinin tablosunu siz adamın evinden mal götürürken ben dedim ki Ferit abi ben değerli bir şey alacağım dedim. Anılara yer veririm ben dedim. Götürürken derken burada bizden mi kastediyorsun? Evet. Orospu çocukları alıp Ferit abinin evindeki eşyaları götürürken. Bir dakika. Ben de moderatör olarak. Bu konuşmada terbiyesizlik hat safhası. Moderatör olarak ben atılmasını istiyorum. Ben atılmasını istiyorum bu konuşmadan. Herhangi bir küfür. Burası entel, dürüst, ahlaklı, güvenilir ve kültürlü bir ortam. Bu konu bu şekilde konuşamazsın. Hayvan herif. O yüzden sen bu şekilde konuşamazsın. Konuşamazsın. Brox Bey benim anneme siz sövmediniz mi efendim? Sövmedim. Çıkar göster. Alçak. Puşt. Şimdi ben Ali, burada Ali Bey nerede sözü, Ali Bey? Ben sözü burada Derviş Ali'ye uzatmak istiyorum. Derviş Ali orada görmüyorsunuz evet. Mu her zamanki gibi? Derviş Ali. Evet. Evet Ali'ciğim. Evet. Ali'cim evet. Teşekkür ederiz Ali. Teşekkürler. Evet Ali konuşuyor. Eyvallah. Tamam. Ben yayında bu gibi aksaklıklar olmaması istiyorum ve Ali'ye bu hareketinden dolayı kınıyorum. Bu kınama hareketimle alkış olarak göstermek istiyorum. Çengi. Kınıyorum seni sen. Kınıyoruz. Şimdi bugün aramızda bir profesör bir doktor da katılacak fakat şu anda tekele kadar gittiğinde gelemedi. Tekele ondan dolayı tekele gitti profesör doktorumuz. Tekele gitti. Ondan dolayı tekele uğrayıp gelecek. Mafik Bey ben burada size geçiyorum efendim. Buyurun buyurun efendim buyurun. Canlı tıkkı. Mafik Bey şimdi ben şu konuda size gelmek buyurun. İstiyorum aslında. Evet. Efendim? Sizin dövmeleriniz var türlü. Efendime söyleyeyim. Doğru, piercinginiz doğru, var mı? Vardı düştü. Nasıl düştü derken? Yani ha, çıkarmak zorunda kaldım aynen. Aile baskısı kızması mı? Yok ben öyle şeyler yok. Mesela dövmenizi gösterin be Mafik Bey. Ha. Neyi anlatıyor bu dövme? Medusa. Medusa hanımefendiyi anlatıyor. Medusa dediğimiz kim ola ki? Evet. Medusa yani hanımefendi kim? Yunan tanrıçası diyelim. Bir dakika. Yunan tanrıçası. Tövbe. Bir dakika. Tövbe ben tövbe ediyorum. Evet. Sonra, ben bir dakika. Diyorum. Ben önce soruyu soracağım sonra cevabını alacağım. Buyurun. Medusa buyurun. Hanım kimdir? Siz onu nereden tanıyorsunuz? Ve Medusa hanımın sizdeki yeri. Yani Medusa hanımın bende bir yeri yok. Kendisiyle de bir tanışıklığımız olmadı bu zamana kadar. Yani beğendiğim için yaptırdım. Kendisini çok severim. Böyle bakınca milleti taş ediyor. Ben de sikiyim hani. Arkadaşlar kusura bakmayın geç kaldım. Ali Bey biraz önce sizi kınadık efendim alkışlayarak haberiniz olsun. Ne sebeple? Ne sebeple? Çünkü yayına geç geldiniz ve bu yapılmaması gereken bir hareketti bence. Yayına geç gelmedim beyefendi. Kemal Bey az önce üzerimi değiştirmem gerektiğini söyledi ve uyardı. Ben de Vic Reigns Bey fotoğrafını açarak benzer bir şekilde giyinerek geldim. He ondan dolayı böyle biraz şey yaptın ya. Yani. Evet. Ne şey Vic'i? Birazdan da PUBG'ye geçeceğim. Şimdi Ali Bey şunu konuşuyorduk. Ben şunu arada bir çıkartıyorum ki. Kime bakıyorsunuz? Buradayım. Ali Bey he. Evet. Yan ekrana baktım. Ali Bey sizin gözlerde bir sıkıntı mı var acaba? Evet bir sıkıntı var Eray Bey. Peki bu sıkıntı neden sizi bu kadar alakadar ediyor? Alakadar etmedi efendim. Sadece sordum merak ettim ya. Tamamdır teşekkürler. Şimdi şöyle bir giriş yapmıştık. Eray Bey'in ve yaşıtlarının ve altının sokağa çıkma yasağı ile ilgili. Biz haklı bulduk. Bununla ilgili ekstra ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ben de haklı buldum. Şimdi yaş grubuna bakılırsak 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin daha yüksek risk grubunda olduğunu görüyoruz. Bu yüzden
ben de aynı şekilde katılıyorum Sağlık Bakanlığı'na ve çıkmamaları gerektiğini düşünüyorum. Peki Ali Bey, 20 yaş altının riskli grupta olduğunu size acaba kim söyledi? Bunu bir Eray Bey, Eray Bey, biraz araştırma yapsaydınız bilirdiniz risk gruplarını. Peki olup olmadığını size kim söyledi? Juros Bey, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet, şimdi şöyle bir durum var bizde de. Ben hazırlıksız yakalandım. Soruyu bir daha alabilir miyim? Duraks Bey, böyle şeyler bir şey görmeyelim efendim, lütfen. Size bugün aidat geldi değil mi? Onun farkındayım ben. Ben yeni, bugün... Ben de aidatları o kadar düşünmüyordum. Kirayı okudum, bir de aidatı görünce dedim ben ki... Ben de öyle düşünmüyordum. Kim, ne gerek vardı dedim yani. Hemen yayın açtım, ben aynı şekilde. Hemen yayın açtım. Ben yarın açacağım en erkenden. Yani, şimdi... şeyi al arkadaşlar, mesela bu kıyafetler tamamen aidata dahil. Hani o kadar siz düşünün size yani. Size direkt site üzerinden geliyor aidat. Aynen, aynen böyle. Giyim ya, kıyafetler aidata dahil, site üzerinden de aidata dahil. Evet, şimdi Kemal'cim soru neydi canım? Soru şuydu. Canım içi. Soru neydi? Soru neydi? Şimdi belli başlı sokağa... sorular, evet. 20 yaş altının sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir soru sormuştu Kemal Bey size. 20 yaş altı çıkmasın zaten sokağa artık çünkü Rauf abi mi geldi? Arkadaşlar selamünaleyküm Elişler. Bir dakika. Hemen olayı size paslayacağım Rauf Bey. 20 yaş altı artık çıkamaz bildiğiniz üzere. Dur, adam Discord'da taşıyıcı... değil. Lan adamı Discord'a çağır, ondan sonra kameraya atsın da şartı, anladın mı? Duyamıyorum ben sizi. Rauf Bey. Alo, buyurun. Discord'a gelin efendim, keyif Discord. Yok yok efendim, selam vermeye geldim, görüşürüz. Çok selam söyle. Hackleriniz mi burayı? Evet. Nasıl buldunuz? Nasıl buldunuz burayı? Arkadaşlar imanı chatten atıyorum, İskender'e dikkatini, teşekkürler, görüşmek üzere. Nasıl buldunuz, güzel mi ortam burası? Görüşürüz. Şimdi olay şöyle. Yunus Bey, ben bir şey eklemek istiyorum buna. Amına koydum bu çocuğu, ben bir anlatayım derdim, ondan sonra sen ne konuşuyorsun? Hayır, ben çok sinirlendim çünkü 20 yaş altı ben niye konuşamadım ki? Ben senin? Konuşamadım sabahtan beri bana bir soru yöneliyor ve ben o soruya cevap veremiyorum. Haklı yani. Haklı Yunus Bey, haklı. Bu arada sinirlendikçe montun içine mi giriyorsunuz Eray Bey? Çekiyor gibi bir haliniz var. Büyük ihtimalle ondan dolayı, kusura bakmayın. Şöyle bir hemen sorunuza cevap. Vay ananızı avradınızı sikiyim ben böyle konuşmadım yani. Yani gerçekten burası terbiyesizlikle kaynıyor. Şöyle ki 20 yaş altındaki gençlerimiz hem tehlikeye girmesin hem de taşıyıcı rolündeki taşıyıcı rolünü alıp yakınındaki yaşlı kesimi doğru etkilemesin diye böyle bir seçim, böyle bir karar oldu. Ondan dolayı bütün 20 yaş altı kardeşlerimize sesleniyorum. Zınk. Evde kalın lütfen. Evde kalın namını zaten çıkamıyoruz. Boş zamanlarınızda zınk. Direkt zınk. Yapmayın. Zınk. Bu arada Eray Bey. Bir şey diyeceğim. Eray Bey. Efendim. 20 yaş altında birisi olarak bu arkadaşlarımız evde geçirdiği süreçte ne yapmaları ve nasıl eğlenmeleri gerektiğiyle ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Şimdi Ali Bey, çok güzel bir soruya değindiniz. Biliyorsunuz benim kitleyi genellikle 10-11 yaş üzeri olduğu için, pardon 6 olduğu için onları benim yayınıma davet ediyorum. Her gün 6-11 mi sizin? 6-12 mi? Ne benim aralık? 6-11, geçen 15 çıktı, linçlediler çocuğu, ben de anlamadım. Benim anladım. Kitle biraz farklı. Benim kitle biraz farklı. O yüzden beni yayınlarıma davet ediyorum. Saat 11-12 arası. Teşekkür ederim efendim. Peki Eray Bey, 24 saat yayında değilsiniz. Kalan vakitte siz neler yapıyorsunuz? Açıklar mısınız arkadaşlar? Kalan vakitte zınk. Hangi teknikleri kullandığınızla ilgili bilgi verecek misiniz? Geçelim mi? O teknikleri bir sonraki yayında konuşalım Ali Bey. Şimdi tamam, şöyle düşünüyorum, şöyle düşünüyorum. Yanlış düşünüyorsam... Bir dakika, olsun, beni... neden bir sonraki yarışta? Bizden sonraki... Yarışıyoruz efendim burada. Kuros Bey, ne diyorsunuz? Bir dakika, neden bir sonraki yayında burada bütün teknikleri konuşabiliriz diye düşünüyorum ben. Şimdi, mesela ben geçen Ferit Bey'den bir taktik öğrendim. Elinizi götürdüm. Onu ben anlatayım mı? Onu ben nasıl, anlatayım mı? Nasıl ben onu... Bu arada şimdi pardon anlatmadan önce hemen bir... anlatmadan önce Eray Bey, size anlatacaksınız ama arkadaşlar şunu unutmayalım. Sizler birer influencersınız. Gençleri yönlendiren doğru şekilde, tamam, en doğru haliyle... Güzel bir örnek olacağım. Süper güzel o zaman. Süper. Tamam. Süper. Şimdi elinizi kalça tarafının altına doğru sokuyorsunuz. Eliniz böyle kalçanın altında duracak şekil. Yani böyle hocam, sıkışmış bir şey sorabilir miyim? Bir dakika. Sıkışmış bir vaziyette duruyor.
Ve 5 dakika böyle bekliyorsunuz, tamam mı? 5 dakika sonra elinizi o kalçanın altından sıkışmış bir yerden çektikten sonra eliniz sanki sizin eliniz değil de başka birinin eliymiş gibi uyuşuyor, oluyor. Uyuşuyor. Neden? Uyuşuyor. Sonra tık direkt git. Hiç acıma yok. Orada peki bir şey soracağım. Jurox Bey, evet, şu konuya değinelim lütfen. Şimdi 5 dakika diyorsunuz da bu sizin için 5 dakika mesela. Ben bunu 10 dakikaya kadar çıktım. Mesela benim 5 dakikada uyuşmuyor. Ben bunu denedim. Ha, onu bilemem. Onu da belirtelim lütfen. Fazla denemeyin. Ben 2 saat tuttum, felç oldum. Yapmayın. Orası öyle 2 saat niye tuttun abi? 10 kişi çekmesi için mi yaptın? Başkalarının eliymiş gibi olsun diye denedim ama olmadı. Tabii eliniz 5 dakika orada durur. Sonra sizin işiniz zınkınız 3 saniyede biter, orayı bilemem. Normali bir saniye değil mi? Jurox Bey, şu gibi konuya girmeyelim. Mafik Bey'in anıları canlandı büyük ihtimal. Şu an düşünüyor. Yok yok, yani ben bu terbiyesizlik karşısında ne yapacağımı bilemediğimden gerçekten sessizliği tercih ettim arkadaşlar. Ya, kusura bakmayın. Şöyle bir herkesten taraf var. Bu terbiyesizliğe mahsur kalan herkesten özür diliyorum. Şimdi ben şurada bu konuda ayıptır, şöyle bir ikileme düşüyorum. Yani? Aslında bir aileyle ilgili, mesela aile doktoru mu, nasıl bir şey falan, bir tanıdığımız olsa da sorsak. Şöyle bir ikileme düşünüyorum. Bu konular konuşulmadı mı? Utanılıyor gibi gözüktü mü? Sanki bu konular çok böyle dışlanası, işte evet, ergenlik mesela zararlı bir şey. İşte ne bileyim, kuş kalkınca hani utanılacak bir şey. Ya da efendim, evet. Yani bunlar sonuçta ürememizin, yani doğamızın gerektirdiği ve biyolojik doğrudur olarak herkesin, evet, aslında step step yaşadığı, sadece vakitlerinin değiştiği. Benimki şey, doğrudur ama namahrem kısımlarını atlarsak olur. Mükemmel bir konuya değindiniz Kemal Bey, mükemmel bir konuya değindiniz. Anlatmak istediğim nokta şu zaten. Arkadaşlar, bunu hisseden bir tek siz değilsiniz. Yani böyle bende bir hareketlenme var. Hani ben geçen sene böyle hissetmiyordum. Bu sene böyle bir vücudum pırpır ediyor gibi şeyler herkes de oluyor. Bu arada aynen öyle. Var ya da yok. Var ya da yok. Evet, yani hislerimiz, evet, duygularınız, birinin bir şey ilgilenmen işi, evet, bunlar ayıp şeyler değil. Konuşulası şeyler aynen bence. Aynen öyle. Aynen öyle. Konuşun. Aksine bunları şöyle, bizle de konuşun. Bizle konuşmayın da. Daha çok bize yazmayın mı? Yani. Bize ben yazmayın. Şey istiyorum. Arkadaşlar, kendi kendinize konuşun bunları. Gün içerisinde binlerce, milyonlarca insan kaldırıp geziyor dışarıda. Bu gayet normal bir şey. Bir kafeye oturduğunuzda yanınızda oturan insanın zınk kaldırıp oturmadığını bilmiyorsunuz. Bir dakika. Kenan Durant 7 TL gönderdi. Vergiye gideceğine çöpe gitsin dedi. Bana donate attı. Çok doğru. Çok doğru bir düşünce tarzı. Herkesi değil. Ali Bey, bir dakika. Arkadaşlar, son yayınımız olmasın. Yapma yine. Ben bir şey konuşmak istiyorum. Ben burada Kral Eray Sosyal Medya Hizmetleri'nin başıyım. Ben de Jurok Sosyal Medya Hizmetleri'nin başıyım. Kemal Bey'i kınıyorum. Biraz önce bana güldü bu yüzden. Şirketimin adı Kral Eray Sosyal Medya Hizmetleri olabilir. Bu sizi güldürmesin. Lütfen. Ben vergimi güzelce ödüyorum Ali Bey. Sizin biraz önce dediğiniz şeyi de kınıyorum. Bu arada. Arkadaşlar, bu arada, bir sorun var karşı karşıya. Şu takılıyken su içemiyorum. Kemal Bey, şunu da söyleyeyim. Sonra size bırakacağım lafı. Eray Bey, çocuk patron olarak vergi öğretmeni olmuştur. Çocuk yaşında bu kadar devletin ödediği vergi sayesinde çocuk vergi rekortmenliği plaketini aldı Eray Bey, haberiniz olsun onun da. O da burada bu arada, vergiye çekilmiş bir fotoğrafım. Buyurun. Evet, bu da vergi dairesinde mi çekildi bu? Vergi dairesinden şöyle bir fotoğraf geldi. Teşekkür ediyorum devletim. Evet, evet. Şeyi soranlar oldu Eray Bey, montunuzun bir sol tarafını döner misiniz bize doğru? Sol tarafı, burası mı? North Face, Allah senin belanı. Bu North Face şöyle North Face. Aslında burada North Face M olarak gözüküyor da sizde öyle gözükmüyor. The North Face aslında bu. Ben öyle vermem oğlum para filan. Manyak mısınız ya? The North Face bu. The North Face. Oğlum, utanmıyor musunuz bir cekete bir monta o kadar para verir mi? Orospu çalıyor. Bir kaldırır mısın ceketini? Bir kaldırır mısın? Telefon çalıyor. Bir dakika. Telefon çalıyor. Bir dakika. Bir ceketi kaldır sen. Telefon çalıyor. Kim arıyor seni? Burada her şey açık olması lazım yalnız. Bu ne abicim, bu ne? Bu arada Kemal Bey. Bu ne saklı gizli Kemal Bey? Burada hepimiz şeffaf değil miyiz? Doğru söylüyor. Bir dakika, ben şöyle bir şey göstermek istiyorum. Yakın zamanda Ferit abiden şöyle bir şey de çaldım.
kendisi görmemişti. Bu nereden açılıyor lan buna koyayım? Sağdan. Lan onu ben istemiştim. Oha lan. Buyurun. Bunu Ferit abiden çaldım. Güzel. Ferit abi seni çok seviyorum. Teşekkürler. Onu ben istedim, vermedim. Oğlum adam çaldım diyor zaten, istememiş işte. Mantıklı. Ali biz sana yaparız. Bak ben gittim aynısını yaptım. Eray çaldı. Ben de gittim abinin, yaptırdım. Ferit abi Rainbow Six Siege. Oğlum adam. Bak Ferit'in Rainbow Mouse'u Ali'de. PlayStation şeyi Eray'da, tablosu Fuat'ta. Sizin bu ben kafanızı sikeyim. Bak bu da Kemal, var kaçırma. Ben ne, bir dakika, ben daha ne çaldım? Şimdi arkaya görüyorsun. Baktım Kemal arka planı değiştirmiş. Ne yaptım? Zıng. La benimki mi? Hala hepsi seni canlı. Evet. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Biraz geciktim. Kim aradı? Öyle ceketler, öyle montlar giymeye. Kim aradı? Parayı niye boş veriyorsunuz? Kim aradı? Jirox Bey. Terbiyesiz adam. Kim efendim aradı? Jirox Bey. Burada hepimiz... Sevgilim aradı kardeşim. Sana ne Allah Allah. Ooooooo. Özel bir konu konuştum yani. Bir dakika. Bir dakika. Hey. Şimdi önemli bir konu, önemli bir konuya ayak bassın burada. Sevgililer. Sayın efendim. Sevgililer. Evet. Evet. Görüyorum görüşüyorsunuz. Görüyorum birliktesiniz. Aynı evin içinde bile eşinizle, sevgilinizle, tabii ki orası bize tam olarak düşmez ama şimdi bir çiftin arasına girmek bize tam olarak düşmez ama biz tamamen orası şey mi gözüküyor? Tamam o zaman. Şöyle yapalım. Banyememek adına. Biz tamamen. Firmaları kapatmayalmışım. Durun. Kemal Bey yapıştıysa biz yayına devam edebiliriz şu an. Sağa tamam, yatırın. Sıkıntı yok. Sağa yatırın. Sıkıntı yok, tamam. Ya bu tamamen şey olduğu için, vücudu kapladığı tamam, için. Seni zık mı etti lan yoksa? Yok zık. O bu normal hali. Bu konulara gelince tabii olabilir. Normal hali be. Bu normal hali. Oha sakat bırakır bakalım. Nasıl lan bu, normal hali mi? Oğlum şimdi durun, hayır. Tamam yeter durun. Şimdi. Çıkart da gölgesinde serinle yakan buna koyayım. Sayın Jirox Bey. Evet. Size sorum. Yataklar evet. Ayrılmalı mı ayrılmamalı mı? Şimdi ben o konuya gelecek olursam. Evet. Yataklar her türlü ayrılmalı. Ne dedik? Haydi. Haydi Ali Bey. Hocam, Ali Bey haydi. Bir dakika. Yataklar neden ayrılmalı? Şöyle ayrılmalı. Şimdi beni bir dinlerseniz. Gece vaktinde ben de isterim herkes sevgilisiyle uyusun, yalnız uyumasın, yalnız kalmasın bu hayatta. Ben de isterim. Gece vaktinde en olmadı yani bir sıkıntı oluyor, camı açıyoruz, pencereyi neyin açıyoruz değil mi? Yani açıyor. Böyle insan bir sıcaklıyor, açıyor. Sen Dyson açıyorsun genelde. Benim Dyson açıyoruz genelde. Pencereyi açıyoruz, sonra pencereyi açtıktan sonra içeri bütün, bu arada koronadan bahsetmiyorum. İster istemez hava yoluyla bulaşabilen virüsler, bakteriler vesaire olabilir Kemal Bey değil mi? Yanlış doğru, mıyım? Doğru olabilir, haklısın. Virüsler, bakteriler vesaire olabilir. Tabii bir de ülkemizde şimdi koronayla ilgili şeyler de var. Hani oradan da bulaşabilecek şeyler olabilir. Ben de diyorum ki sevgilinizi koruma amacıyla en azından içinizden biri olsun, hemen tedavisine diğeri ilgilensin. Ondan sonra yataklar birleşsin diyorum. Bu nasıl bir dilek hocam? Bu nasıl bir dilek hocam? Bir dakika. Puş! Arkadaşlar alçak. Ben şimdi bir şey söylemiyorum. Şey, İçinizde en azından birisi olsun ne demek? Yani neden oluyor? Olmama ihtimali neden düşünülüyor? Ben artık gerçekten anlayamıyorum ya. Kemal Bey bakın, benim anlatmaya çalıştığım nokta bu. Şimdi ikisi birlikte mi olsunlar? Evet. Erkek delik değil, kadın cüzdan de değil. Ben de diyorum ki mantığınızı çalıştırın. İkisi birlikte olacağını bir dakika bölmeyin. Bölmeyin beni. Çok ben bir derdimi anlatayım. Bölmeyin. Bir bölmeyin, ben bir derdimi anlatayım, sonra siz konuya dahil olun. Tabii. İkisi birlikte olacağına bir tanesi olsun, diğer sevgili kısmı onunla ilgilensin, hastalığını geçirsin, yardımcı olsun, sonra yataklar birleşsin efendim. Ben zaten yatakların birleşmesinden yanayım. Yataklar neden ayrı kalsın? İnsanlar birlikte yata yata zaten bu haldeyiz yani. Sayın Jirox Bey. Buyurun. Siz Doktor Özün, sevişin. Uyarısına.
Ya Seviş kardeşim, korona. Birlikte yatma ya. Korona bir şey söyleyeceğim. Hatırlmıyorum. Korona şey günlerinde sevişmelisiniz uyarısına. Lan sevişme kardeşim mi diyorum ben? Seviş amına şey koyayım. Beyefendi seviş. Tek kişilik yatakta nasıl sevişeyim? Lan oğlum sen sadece yatarken mi sevişebiliyorsun? Bir şey söyleyebilir miyim? Hayır beyefendi ayakta da seviş. Bir dakika bir dakika. Kafada kanada. Bir durun. Kurtaramıyor musun sen? Sevişmesek olur mu? Tezgahı ben yapamıyorum. Benim. Ben niye yapamıyorum. Niye yapamıyorsun? Herhangi bir partnerim bulunamıyoruz Cirox Bey. Yani olursa olur mu sevişmesi? Partnerin yoksa zınk! Direkt! Zınk! Zınk da iş görür. Zınk da iş görür. Zınk. Sorun var. Ayrı ayrı yattığımızda hasta olmuyor muyuz? Oluyorsun. İşte ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Aptal olursun bu çocuğu. Bir taneniz oğlum, diğeri ona da bir iş görür. Hocam be! Hocam be! Diyelim ki cam açık. Diyelim ki cam açık. Ayrı ayrı yatıyoruz. İkimiz de hasta olacağız. Beraber yatsak, birbirimize birisi sarılsak. Birisi cam kapalı yerde uyusun. Efendim. Sonra şöyle bakın, şöyle. Efendim. Birisi cam açık yerde uyurken, diğeri cam kapalı yerde uyusun. Sonra o cam açık yerde uyuyan kalksın, dezenfekte etsin orayı, cam kapalı yere geçsin. Cam kapalıdaki olan cam açık yere yatsın. O zaman uyumuyoruz ki efendim, nöbet mi geçiriyoruz? Bir şey söyleyeyim. Ama bir şey diyeceğim, hasta Cirox olmaktan Bey, iyidir. Ben sizi anladım Cirox Bey, haklısınız. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Kendimizi nasıl dezenfekte ederiz? Bu konu hakkında size bir soru sormak istedim. Evet. Onun Profesör Doktor Mehmet Parlak'ın bir güzel bir tarifi var. Kolonya içi. Onu kolonya içebilirsiniz direkt. İçinizi dezenfekte etmek istiyorsanız kolonya, sek kolonya direkt ağızdan. Onun haricinde de viski karameli şey İnsanlar vesaire. İnsanlar da güzel onu oluyoruz. Hayır, viski karameli falan değişik, onu Mehmet Parlak anlatacak. Mehmet Parlak'ın tarifi var, dezenfekte tarifi. Onu özel tarifi, onu bir gün paylaşalım diyoruz zaten. Onu bir gün paylaşalım diyoruz. Onu yazın, öğrenin onu. Peki Kemal Bey, siz bu durumdayken ben kamerada gördüm de biraz şakaya vurdunuz gibi. Ama bakın Kemal Bey, ben sözümü şöyle şakaya bitireyim. Şakaya vurmadım. Şimdi bizim kullandığımızın yanında bir de dışarıda uzayda kullanılan bazı malzemeler var. Onları örnek olarak gösterdim. Yani ben bir de sözümü şöyle bitireyim. Sevişin arkadaşlar. Sevişin. Sevişmeden bu dünya geçmez. Sevişmeniz lazım zaten. Ama ya şu hücum yeleğini takın ya. Evet, o çok önemli bu arada. Hücum yeleğini lütfen takın bu arada. Tak kardeşim ya. Senin için yapılmış bir şey bu zaten. Senin için. Ama insanlar dışarı çıkamıyor, alamıyor. Şimdi o da evde hücum yeleği yapımı. Evet. Evet. Hücum yeleği yapın, anlatın. Anlatın Ali Bey. Anlatın. Yarım çorap. Spor ayakkabılarına giyilen yarım çorap. Bir şey söyleyeceğim Ali. Uzun mu kısa mı çorap? Kısa çorap. Evet. Spor ayakkabısının üstüne giyilen. Şuraya kadar tamam. Değil, alta kadar. Anladım. İçerisine buzdolabı poşeti orta boy. Orta bir dakika benimki küçük. Bir dakika. Hayır. Fırın kağıdı olur mu diyorlar. Fırın kağıdı. Ben bir şey sorabilir miyim? Olmaz. Yağlı kağıt da kullanamazsınız. Streç olur mu? Bir şey söyleyeceğim. Ya, orta boy bana büyük gelebilir. Onunla ne yapabilirim Ali Bey? Beyefendi yapacak bir şey yok. Biraz taşmalar olacak. O şekilde kullanacaksınız. Bakın. Bakın. Spor çorabın içerisine... Benim yokluğumda konu nereye gitti? Ben kaçırdım hemen, bir şey yapabilir miyim? Dışarıya doğru kıvırıyorsunuz. Bakın. Dışarıya doğru kıvırıyorsunuz. Ney baba? Ali Bey. Evde hücum yeleği yok. Evde hücum yeleği yok. Ali Bey, eldiven kullanabiliyor muyuz? Şişme eldiven. Hücum yeleği derken... Hücum yeleği... susturucu, Kemal, susturucu, lastik. Lastik. Cip. Az önce PUBG videosundan sonra gaza mı geldiniz, ne oldu oğlum? Savaş şeyine mi hazırlıyorsunuz kendinizi? Kanka... Yok tamam boşver, devam edelim. Ya şimdi insanlar... Ne oldu sizin, neden yüzünüz düştü oğlum? Şimdi, siz bir şey konuşuyordunuz da. Ben direkt konuyu değiştiriyorum, bir dakika. Dolunay 2 ne zaman geliyor? Enes Batur Instagram'ında Haziran ayında yeni şarkı dedi. Kemal Dolunay 2 mi diyorsun? Bu Dolunay 2 mi olur sizce, yoksa başka bir şarkı mı gelir efendim? Ben söyleyeyim. Dolunay 2'yi bekliyorum bu arada. Ben Dolunay 2'yi bekliyorum. Peki Dolunay 2'yi... özür diliyorum. Dolunay 2'yi Rainman'den mi bekliyorsun, Enes Batur'dan mı? Ya Dolunay 2'yi herkes kendi tarzını yapsın diyerekten Enes Batur'dan bekliyorum. Şimdi Dolunay 2'nin istatistiklerini açtığımda bana özel olarak istatistikler geliyor bu arada. Özel bilgi olarak alıyorum bunları. Kimsede bulunmayan şeyler. 82 milyon 383 bin 178
görüntülenmesi var. 1.6 milyon like alırken 258 bin de dislike almış. Şimdi sizce Enes beklediğini aldı mı, alamadı mı? Beklediği neydi ya da ne olmadı? Ali Bey, siz de başlayın. Bizim kanalda mod oldu ya. Bence de oldu. Evet, benim kanalda moderatör oldu bu şarkıdan aynen. Sonra doğru. Ben gayet başarılı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabii ki seven de arkadaşlar, sevmeyen de vardır. Efendim? Sizi bir kısa kesebilir miyim? Kemal'cim bir şey atıyorum şimdi Keybe, ona bir bakarsan sen devam et Ali bu arada. Tabii. Her projede olduğu gibi seven de arkadaşlar, sevmeyenler de vardır. Ancak Enes Bey'in buradan beklentilerini bilmediğim için tam olarak beklentilerini alıp almadığını bir şey söyleyemem. Benim görüşüm tamamen aldığı yönünde. Ki umarım öyledir. İkinci şarkı gelir ve dinleriz. Teşekkür ediyorum söz verdiğiniz için. Eray Bey, sizdeyiz. Beni bir geçin. Bir anlattım, en son anlatayım. Kemal attım vardı Kevin. Enes Batur hakkında aslında Gamer Utku'ya sorabiliriz. Doğru. Gamer Utku'ya sorabiliriz ama daha sonra bağlarız. Ben Gamer Utku'ya sordum. Gamer Utku'nun arası bozukmuş. Enes Batur'un. Arası bozuk mu? Kemal attım vardı. Bunu bir ekrana vererek gösterirsen. Duart Bey devam etsin isterseniz. Sonradan Mafik Bey'e geçelim. Efendim, tabii, ben buyurun. Enes Batur'un Dolunay şarkısını çok beğendim. Dolunay şarkısını destekleyen Erik Dalı üyelerinin tam listesi. Evet, onu bir... Orada da varız zaten biz de. Orada da varız zaten. Ali Bey kendisi. Ali Bey çok destekçi oldu uzun. Kendisi Dolunay şarkısına. Evet, Eray Bey bu ben oluyorum, derviş. Postları Eray Bey attığı için. Drox Bey burada, Kemal Bey. Orospu çocuğu kendi fotoğraflarını güzel koyarak. Bakın! Kendi fotoğrafı... Bakın! Ulan el sana diye ifşasını koyduk, şerefsiz herif. El sana diye. Bir şey diyeceğim. El sanın çirkin çıktığı fotosunu koymuş. Lan ne çirkin çıktığı fotosu? Gayet güzel fotoğraf be. Devam et, bak kimler var orada. Orada çok önemli birisi var. Ben bu arada bugün bir konu daha konuşmak istiyorum. Ben bunu Erik'le el sana gördüm. Çok destekli oldu. Travis Scott'a da. Erik dalında bu arada. Travis Scott'a da selam olsun buradan, bizim Amerika temsilcimiz. Aynen öyle. Amerika temsilcimiz. Şimdi şöyle efendim, benim bir konum daha olacak bugün. Enes Batur'dan sonra devreye girsin o isterseniz. Erik ve Elsa neden bu kadar fotojenik? Yani neden bir fotoğrafta çok zor kötü çıkıyorlar Kemal Bey? Beyefendi, Erik Hanım'ın fotojenik olduğunu nereden çıkardınız acaba? Ben sana hemen bir fotoğraf atıyorum şimdi. Ve aleyküm selam. Aleyküm selam. Çağrı sinemala. Lütfen devam edin. Hangouts gelebilirsiniz isterseniz Çağrı Bey. Hangouts da lan. Chat'te, cave'de genelde. Ha. Burada yayın platformu ya, Kemal yeni geçti. Ayda 100 milyon euro. Niye az söyledin lan? Pound. Peki bir konu daha var. Bir olay beni çok şaşırttı. Çağırsa hamamda mısın? Sayın Drake Bey'in oğlunun görüntüleri paylaşıldı geçtiğimiz günlerde. Evet. Bu çocuk simse mi yapılmış? Bu çocuğun bu kusursu, ben gerçekten hiçbir şey anlamadım. Böyle bir güzellik. Şimdi yani, altın oran diyoruz ama bu konuda ben daha çok bilgiyi Çağrı Bey'de görüyorum. Çünkü Çağrı Bey bu konuda daha uzman bana göre. Altın oran olayı var. Yani insanlardaki bir altın oran olayı var. Onu size Çağrı Bey anlatsın bence. Efendim bu durum, yani Çağrı Bey gerçekten nasıl bir durum? Ben yani Sims'te bile böyle yapamıyorum. Düşünün yani, hani gözümü güzel gelen şeyi bile yansıtamıyorum. Şimdi sarışın. Rezillik ya. Masmavi gözler. Neyden bahsediyorduk pardon? Tertemiz bir yüz. Drake'in yeni açıklanan görselleri baba oldu kendisi. Belki haberiniz yok. Sohbetten biri şımarık yazdı çocuğa. Çocuğa şımarık yazdı. Eminim şimdi... ki Drake'in çocuğu da şu anda nasıl kötü oldu yani şu an. Drake'in mal varlığı nasıl bir şeydir? Bu çocuğun dünyanın en zenginleri şey arasında miyim? Geçmiyor muydu Drake? Tabii ki söyleyebilirsin. Bu bana ondan dediğiniz program diyor ki kameranıza mikrofonunuza diyor erişsin
izni istiyorum. Yani abimiz olsun. Ya oğlum evet, bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Google istese zaten bilgisayarını bile alır. Sen merak etme. Program Google'ın yani. Tamam doğru söylüyor. Şaka yapmıştım. Devam ediyorum. Şimdi ben çocuk hayatı 10-0 önünde başladı. Şimdi gerçekten yani. Ya, maşallah diyelim. Cemal Bey. Drake Bey'in oğlunun The Weeknd'in albümünden daha fazla ses getirecek güzellikte olduğunu düşünüyorum. Doğru söylüyorsun. Şimdi bir dakika. Çok ayıp bir şey bu arada. Hayır. Eş zamanlı çıkmış. Eş zamanlı çıkmış haber değeri taşıyan iki şeyden bahsediyorum ve bana göre Drake Bey'in oğluyla fotoğrafları daha güzel. Yani Ali Bey sen şimdi diyorsun ki Drake Bey The Weeknd'in albümünü geçmek için çocuk mu yaptı diyorsun? Haydi. Buyur. Bunu mu ortaya atıyorsun? Buyur haydi. Bunu mu ortaya atıyorsun yani? The Weeknd sence... Bir saniye. Ben böyle bir şeyden söz etmedim. Buyurun hadi bakalım. Peki bir şey diyeceğim size. Ben şöyle bir görsel gördüm. İçim yine sıkıldı. Gerçekten şaşkınlıklar içerisindeyim. Gerçekten göster şaşkınlıklar alalım. İçerisindeyim. Jirox'un fotoğrafı çıktı evet. Jirox şu an bu konu hakkında ne diyecek herhangi bir fikrimiz yok. Jirox ne ara bu bildin? Kendisiyle görüştük bu konuları. Kendisi de memnun aslında böyle bir aileden çıktığına. Seviyorum diyor. Fakat son zamanlarda çok üstüne gelinmiş. Yani... Yaş başından geçen kötü bir olayı anlatayım isterseniz Kemal Bey. Hepimiz burada gerçekten kahrolacağımızı düşünüyorum. Bu kadar kötü bir hayat yaşanılmaz diye düşünüyorum. Kahro derken reklam mı yaptınız orada bir ince? Yine reklam. Kahro, kahrolacağız diyorum. Şöyle diyorum ama. Çocuk, bak çocuk evin 4 odası ona ayrılmış. Ama bir odasında hizmetçinin saç telini bulmuş. Yani diyor doğru ki bu ne rezillik. Oynar, ha. Bir dakika. Ne diyor yani? Ya bu ne diyor yani? Bu nasıl, ben bu hayatta nasıl yaşayayım ki diyor ya. Ben bu hayatta nasıl yaşayayım diyor yani çocuk. Çağrı Bey lütfen o sigarayı söndürür müsünüz? Bu hayır bu ev temizlenmeyecekse ben bu hayatta nasıl yaşayayım. Hayır hayır söndürme. Çağrı Bey bu evde yeni sigara içmiyoruz. Ana sayfada mıyız? Yok ana sayfada değiliz. Küçük yerler diyebiliyor muyuz? Ana avrat sevebiliyorsunuz. Örnek olma açısından yaptığımız için bu programı en düşük düzeyde tutuyoruz. Az peki önce lastik abi. Yapımını anlattın. Amına koydum. Nasıl küçükler örnek oluyorsun? Beyefendi o bilinçlendirme. Oğuzhan Bey bilinçlendirme o. Kemal Bey tamam. Size bir sorum gelecek burada. Kemal Bey nerede amına koyayım? Kemal Bey yine kıyafet değişmeye gitti galiba. Kemal Bey bu dışarı çıktı da sterillenmedi. Soldan sağa yatırıyor da olabilir. Heh geldim tam aldı. Şimdi şöyle bir durum var. Şuradan şu telin çıkması da ayrı bir seksi göstermedim bana. Şimdi evet. Şöyle bir durum var. Çağrı Bey şeyde değiliz. Ana sayfada değiliz ama nasıl bir durum var? Şimdi virüs sebebiyle steril yapıyorum. İnsanlar diyor ki virüs sebebiyle sigara, efendim pro, efendim nargile gibi şeyler zaten direnç düşürücü şeyler olduğu için en azından bu ara bir içmeyin diyor ya. Bir... Kim diyor ya? Bir dakika. Kim diyor bunu? Ali Bey. Benim bu konuda bir bilgim yok bana lütfen. Bu bilgi Bey... bize nereden geldi? Oğuzhan Bey'den geldi. Onu galiba uzmanlarımız diyor bağışıklığı düşürüyor diye. Kim evet, diyor? Kural Bey Sağlık bunu... Bakanlığı'na çalışıyor. Kusura bakmayın telefonumda mesaj geldi ona cevapladım da. O hanımdan mı fırça yedi onu ben anladım. Ben bir şey sormak istiyorum. Bu bilgi Twitch lordlar telefonuna onaylanmış bir bilgi midir yani onu sormak istiyorum. Efendim Allah'ım. Önemli olan. Efendim bir dakika ciddiyetinizi takının lütfen. Teşekkür ederim. Önemli olan orası doğru söylüyor ama Eray Bey şimdi yalan yanlış bir şey söylemedi tam olarak yani. Bir konuda dikkatinizi çekmek isterim. Kemal Bey az önce açtığınız o ne diyor sayfasını tekrar açar mısınız? Tabii ki de hemen bakıyorum. Buyurun. Açalım o ne diyor. Maşallah ya. Sağ taraftan gördüğümüz kadarıyla Kemal Bey yakın zamanda koltuk bakmış internetten. Evet. Evet. Ve Gomez
ve Google Ads karşısına oyuncu koltuğu çıkarmak. Ben koltuk bakmadım. Has siktir. Koltuk Kemal konuştuk Bey. Bugün. Dur. Kemal Bey. Bir dakika. Okan abiyle. Bir dakika. Konuyu değiştiremezsiniz. Yakın bir zamanda oyuncu koltuğu kullanması gereken bir yeğenimiz mi geliyor? Ananın amı diyorum sana. Ben de gerçekten şu anda inanamıyorum. Yok artık diyorum. Peki. Peki. Kemal'in. Kemal Bey'in. Çocuğu bu şekilde düşünebilir miyiz? Yani Kemal Bey'in çocuğunun altın oranı ne gibi bir düzeyde olur sizce? Şimdi kendine müzisyen dediğimiz eleman. Şimdi ben şöyle düşünün. Ben bu konuya katılmıyorum. Ben bu konuya katılmıyorum. Şey Sayın Juros Bey şöyle. Yo Juros Bey'e katılmıyorum. Şimdi Sayın Jurox Bey, bugün siz ne zamandır, kaç hafta oldu, kaç gün oldu bir linç yemiyorsunuz. Şöyle hazır bir yavaştan başlıyorum evet. Ben. Hazır mısınız? Şimdi evet. Bir çocuk güzel mi, çirkin mi, altın oran noktası, ıvırı, zıvırı, yakışıklılığı, estetikliği bilmem neyi tartışılmaz. Her babanın, her annenin kendisine kendi çocuğu güzel gelir. Tamam mı? Evet doğru. Sen ben de doğduğunda, Ali de doğduğunda, Eray da doğdu. Eray için geçerli olmayabilir. Onun babası az üzüldü gibi düşün şey yapıyordum. Eray sende var mıydı öyle bir şey? Yok üzülmedim. Sen doğduğunda sana güzel ilgi göstermişler miydi? Kime? Sana ilk doğduğunda güzel bir ilgi var mıydı? Yani çok da hani öyle. Tamam yani onun doğdu, farkındayım. Doğdu. Tamam. Hani olmasa da olurdu gibi düşündüler yani. Doğru. Yani doğru öyle yaptılar. Doğru. Yani. Zaten böyle öyle bir hamilelik süreci bir şey olursa böyle çok böyle görmek istemiyorum Eray'ı. Pardon ben hamile kalmayacağım. Görmesin gözüne çok fazla. Benzer falan derler ya. Kalamayacağını mı düşündünüz? Yok yok yani kalabilir. Yani kalabilir ama şu an peki, biyolojik olarak ben kalamam. Erkekler hamile kalabilir mi? Şu an kalamaz. Ama teknik bir operasyonla doğru mu Çağrı Bey? Çağrı Bey siz ne? Doğru. Efendim? Siz niye bazı hareketler yapıyorsunuz da? Beni çekmesin ya galiba. Aynı noktada. Çekmesene kardeşim. Bir şey söyleyeceğim. Bu konudan sonra şu konuya değinmek istiyorum. Biz gamerlar olarak yani gamer, iyi oyuncular olaraktan konuşuyorum. Kötü i̇yi oyuncular konuşuyorum. Tamam. Kemal senden bahsetmiyor. Senden bahsetmiyor. Koronanın karantina sürecim boyunca evde hiç spor yapmıyoruz. Normalde mesela ben eski hayatımda da spor yapmıyordum. Hani karantinadan önce de yapmıyordum. Ben yapıyorum. Karantina geldikten sonra da spor yapmıyoruz ya. Ben de yapıyorum. Bunun tribine girdim ben evde artık. Oturduğumuz yerden bizi çok yormayacak sporlara... Senin yani az önce spor dediğin şey şu muydu? Ha, az önce yaptım işte spor. Oğlum o nasıl bir spor? Şimdi bak arkadaşlar spor işte ikiye ayrılır. Bir e-spor, iki spor. Abi! Böyle böyle karantinada spor mu yapmak istiyorsun Çağrı? Direkt zınk! Direkt! Bir şey diyeceğim. Juros Bey arkada boş bir alanınız var. Acaba altınız müsait mi? Altımız? Yok hayır. Altınızda Ferit oturuyor onu biliyorum da. Altınız. Altınız yani. O, hani üstünüzün altı. Çıplak mı oturuyorsunuz diyor. Bastırla mısınız? Donla mısınız? Altın müsait efendim. Altın heh. Müsait. Altın bize şöyle bir iki tane güzel hareket aslında gösterseniz. Şurada uygulama. Herkes mi kalksın? Herkes mi kalksın? Herkes mi kalksın? Benim altımda bir şey yok ki. Çağrı Bey siz oturun Çağrı Bey. Burayı keselim kanka. O zaman herkes kanka. Bir hareket göstersin efendim. O zaman herkes bir hareket tamam, göstersin. Çağrı biz oturalım Çağrı. Burada beni kes kanka altında bir şey yok. Çağrı biz oturalım. Boş bir dakika beden eğitiminde bir hareket vardır. Beden eğitimi hocanız öğretmiştir zaten bunu daha çok. Kelebek efendim. Elinizi şöyle iki yana açarsınız. Açın iki yana elinizi. Açın. Bir dakika. Ayakları da açın aynı şekilde ayakları da açın. Siz ayakları yapmayın Kemal Bey isterseniz. Ben yapmasam Kemal Bey siz yapmayın isterseniz. Ya, yavaş açın. Ben şöyle evet şöyle dursak mesela tam evet. Sırası tamam. Şimdi hareket şöyle. Ayakları kapatırken eli de birbirine vurup şöyle 1, 2, 3, 4. Bunun adı kelebektir efendim. Bu bir spordur. Evet. Spor hareketidir. Şimdi Ali Bey. Bu güzel bir hareket. Efendim. Ali Bey bir daha yapar mısınız? Yapayım beyefendi. Çok da çok da işlevsel bir hareket değil gibi. Bir şey diyeceğim. Altınızda ne var Ali Bey? Altında şort tamam var. kaldırma tamam öne gel az. Tamam hayır tamam. İnşallah şorttur o. Yanlış bir uygulama yapılmasın lütfen görüşürüz. Güzel. Şort. Sen ne oldun sen nereye gittin? Çağrı Bey bu hareket hakkında düşünceleriniz neler efendim?
Bu hareket çok güzel bir hareket. Bu hareketi Jirox yaptığı için ayrıyetten teşekkür ediyorum kendisine de. Şimdi bu Eray mı yayıyormuş koronayı? Niye bu amına koyayım buna sokağa çıkma yasağı verdi? Bu ipne de var değil mi bir şeyler? O yüzden yasak geldi buna. Durum öyle bir şey değil. Şimdi Eray ve yaşıtları taşıyıcı olduğu için ve Eray gibiler biraz da hayatı kale almadıkları için efendim ona bulaştıran şuna bulaştıran. Yani bunlar genç, bunlar efendim, ateşli. Efendim. Yanıyor bunlar, anladınız mı? Yanıyorsunuz Eray Bey. Nereye orası söyle? Bana mı gel? Şınav çekin bakalım. Bak adam kaç tane şınav çek. Şınav çek. Acil şınav yap. Şınav yap çabuk. Bak şöyle. Bas. Şöyle. Kemal o siktir. Ananı sikeyim. O ne ya? Lan ne olmuş? Sen ne diyorsun ya? Bir dakika. Ondan önce arkadaşlar pozisyonumuz şu. Beni görüyor musunuz? Evet. Bak bir zırk. İki zırk. Uf. Arkadaşlar benim kapı yemeğim çalıyor bu arada, kapı çalan bir dakika, dışarıdan yemek mi söyledin sen? Biri o kapıyı açtı. Yok ayıp. Bir dakika, dışarıdan yemek mi söylendi? Senin Allah evet, belanı vermesin. Şu izleyicilerin kodunu yeme artık hayvan herif. Oğlum izleyicilerin kodunu benim kodum. Lan. Bu izleyicilerin kodundan ne istedin? Şu adamların kodunu bir yiyeceğin gibi bırak artık. İnsanlar da doysun. Terbiyesiz adam, adamların yemeğini niye yiyorsun lan sen? Eray Bey. Efendim? Birkaç tane... Bir 5-10 dakikaya geliyorum şimdi. Birkaç yorum gördüm, diyorlar ki oha ne kadar kaslı bir çocuk, bu çocuk Türk mü? Ben bu çocukla tanışmak istiyorum. Şimdi benle eğer tanışmak isteyen insanlar varsa eğer, Instagram'ım Eroskenar. Şu an Enes zaten atacaktır Instagram'ı. Onun haricinde. Başka soru neydi Kemal'cim? Bu çocuk Türk mü sorusu geldi. Evet. Arkadaşlar... Bizzat Türk'üm, Sivaslıyım. Allah korktum. Şimdi evet efendim, spor hareketleri diyorsunuz Sayın Jirox Bey. Buyurun. Jirox Bey 15 dakika içeriye gitti. Bir misafirimiz geldi şu an. Buyurun, buyurun Mehmet Bey şöyle. Şimdi Mehmet Bey kendi aynen. Evinde social mesafeyle, social mesafe. Şöyle bir, Şimdi Mehmet Bey bunlar kaç kilo efendim? Bunlar 10'ar kilo var mı? 10'ar kilo. 10'ar kilo. Evet. Elsa Bey de şu an hanım. Elsa Hanım da geldiler şu anda. Evet. Şu şekilde mesela en basit hareketlerle şu an nerenizi çalıştırıyorsunuz? Şunları. Kaslarınızı. Buyur size de vereyim. Tabii ki de. Tabii ki de. Bir dakika dur. Koltuğa koyun ben oradan alırım. Durun mesela bir hareketini şu şekilde kaldırdınız mı zaten çalışır. Şu anda her yerim çalışıyor. Sapına kadar hissediyorum arkadaşlar. Peki bundan vücudunuzun haberi var mı Kemal Bey? Her yeriniz çalışıyor. Bunun bir lopu 10 kilo değil mi? Bu toplamda 20 kilo yani. Kemal Bey sizi sukata davet ediyorum. Şöyle alabilir misiniz acaba? Ayağımı kırmamak adına. Şöyle tutsak süper olur diye düşünüyorum. Evet. Ondan dolayı yapın Elsa arkadaşlar. Baba yapamıyor, sen gel yap. Elsa sen de aynı şekilde tabii. Sen de bu elim ne zaman çözülecek böyle? Önemli olan bu şu an. Çalışamıyorsunuz bu işi. Baba onlar ne Allah'ım, onlar insan öldürür, onlar çalışmak için değil ki. Böyle böyle. O başka bir şey yani onu. Allah aşkına onunla mı çalışacaksın? Gel Elsa sen de. Gel. Elsa böyle. Babaya git. Hadi. Gel böyle. Gel böyle. Otur bakayım, görüyor musun? Anlat bir, sen de anlat ya. Senin sürecin nasıl geçiyor? Sen neler yapıyorsun? Bak gel yanıma. Gel. Gel. Lan gitsene. Lan gel lan. Gel kızım. Gel. Gel kızım. Gel kızım. Bak kocuğum ya. Ama beyaz giyin. Kaçıyor ya. Beyaz giyin misin Allah'ım? Korktu. Üstündekinden korktu. Sen bembeyazsın. Sen kendin bembeyazsın. Allah Allah. Kendi sanki kırmızı harbiden ya. Artiste bak. Efendim belki renk körü olabilir mi? Kızım ne olmuş babaya? Anam bembeyaz mı olmuş? Gel lan böyle. Gel lan böyle. Vallahi bacı. Oğlum bakmıyor da o 50 kilo. Gel lan böyle.
Ne oldu? Allah yanık tarafından. Ulan ulan ulan! Ulan! Arka şey düşüyor! Baba şey düşüyor ben... baba! Baba! Ya! Arkayı söktük! Arkayı söktük! Yuh be! Ulan ne oluyor? Çivine soktun ya. Çivi... Ne oluyor chat'te? Allah söktü o. Ne oluyor abi? Ne oluyor abi ya? Şu an neler yaşanıyor? Onun çivisini nasıl söktük? İşte söktün. Ya tamam. Burada sıkıntı yok. Akvaryum yapacağız. Akvaryum buraya bir de. Evet. Buraya akvaryum yapacağız. Arkadaşlar ben şu üstümü çıkarıyorum artık, lanet olsun ya. Tamam. Sırılsıklam oldu. Sizi bekliyoruz. Siz de hemen giyinin gelin. Kesinlikle. Oyuna geçelim efendim. Tamamdır. Kamerayı yiyeceğiz bugün Eray Bey. Ali Bey kamerayı tamam, sizde bırakıyorum. Ali Bey sesiniz gelmiyor. Vardı daha. Ne yapıyorsunuz? Sesiniz gelmiyor Ali Bey. Duymadık. Kusura bakmayın. Yavaştan programımızın sonuna doğru geldim. Kemal Bey de üstünü üzerine çıkarsın gelsin. Komşu son. Önce... Evet komşu son. Az önce yarım bıraktım. Evde çelik yelek hücum yeleği. Yapımına devam edeyim. Çelik yelek. Çağrı Bey. Evet efendim. Dışarıya çıkamayan ve evde evet, hücum yeleği kullanması gereken arkadaşlarımız için evde hücum yeleği yapımını anlatıyordum. Sizin de bu konuda bir bilginiz varsa. Var. Tabii ki olmazsa şaşırırdım zaten. Var. İstiyorsan sen anlat ben tamamlayayım. Ya benim görüşüm bir yarım çorap, spor çorabının içerisine buzdolabı poşeti sokularak dışarıya doğru kıvrıldıktan sonra evet. Dışarısında streç film %99'a çıkarma açısından korunurluğu. Evet. Dışarısında streç film sararak o şekilde orta boy boyutlardaki kişiler için kullanılabilir olarak o düşünüyorum. Büyük olabilir ya. Onun bir alternatifi yok mu Ali küçük boy için? Tabii yani evet çorabı... halıya mı sürtüyoruz yoksa cinsel bir ilişkide mi bulunuyoruz, ben pek anlayamadım Ali Bey. Benim bilgim bu kadar. Geri kalanı Çağrı Bey'e bırakıyorum. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Sen az önce öyle bir şey anlattın ki yani. O bayağı bir büyük bir şey yaptırttın orada. Atıyorum bu hani karşı cinsi etkilemek için yapılan bir şeyse evet dediğini yapalım. Üstüne çorap, streç, bir tur daha başka bir şeyler. Anladın mı? O zaman belki dolgunluk oranını arttırır. Bizim zaten en başından beri iddiamız neydi? Neyse şimdi onu geç. Ben size şunu öneriyorum. Streç filmini ucundan kesiyorsun. Hem hava alsın, anladın mı? Hem korunuyorum hem hava alsın istiyorum. Efendim hava alırsa eğer korunma oranı düşmez mi Çağrı evet, Bey? Evet, kardeşim korunma oranı ucundan kesersek sıkıntı olabilir. Ne alakası var oğlum, korunma oranı niye düşsün? Yine streçten yine sar gövdesin, kafası yani. Hani hava alsın, anladın mı? Öbür türlü asıl sağlıksız olan, bak sana bir şey soracağım. Eren sen mi dedin? Efendim evet. Oksijen olmayan yerde peki sağlıktan bahsedebilir miyiz? Hava alınamayan bir yer. Havasız bir evde bir şey bulunca kal. Mantarlanır efendim. Allah be. Ya şu üşürüzü yan yana koysam yemin ediyorum 10 dakika bir muhabbet edemeyecek misiniz? Hiçbir şimdi, cümlenin sonu gelip anlatayım. Hiçbir hadi karar arkadaşlar alınmadı. Bakın arkadaşlar, buzdolabı poşeti, streç film ve bir adet çorap. Sen ne yapıyorsun ki onlarla? Şimdi hücum arkadaşlara evde hücum yeleği yapımını anlatacağım uygulamada. Tabi izin verirseniz. Hücum yeleği... Hadi hayırlısı diyorum. Ama, ama senin bahsettiğin ilk small hücum yeleği mi? Bize olmaz o zaman o. Eray Bey... ben de aynı fikirdeyim. Eray Bey zaten... Eray Bey zaten benden küçük boy istediği için bu şekilde tarif ediyorum. Evet. Ali Bey evet sendeyiz. Eray için bu. Arkadaşlar. Eray için bu benim bu için. Bu büyük ben... gelmesin. Bir bakabilir miyim? O çok büyük değil mi ya? Eray Bey bunu kıvırarak bir dakika. Kıvırabilir miyiz bir? Tabii ki. Teşekkür ederim. Şu şekilde kısaltabiliriz isterseniz. Ya ha bu da girer de yani çok da büyük oldu biraz da. Bakın. Tamam. Onu çorabın içine koydunuz öyle. Aynen öyle. Sonrasında. Çorabı içine... öyle, öyle devam et bari. Onu başka bir yerine takmana gerek kalmadı çünkü. Çorabı içe yerleştirdikten sonra buzdolabı poşetini kesinlik açısından dışarıya doğru kıvırıyoruz bakın. Gördünüz mü? Tamam. Ardından streç filmle. Burası çok önemli. Bunu kullanmasak ne gibi sıkıntılar yaşarız?
Sizin gibi sıkıntılar yaşayabiliriz abi. İleride yıllar sonra diyor. Evet, yıllar sonra arkadaşlarınızın çocuklarına çok büyük sıkıntılar verebilirsiniz. O yüzden kesinlikle öneriliyor yani. Ali Bey, o streç'i nasıl kullandık? Uygulamalı gösterirseniz. Bir saniye bir. İstiyorsan streç'le bir uygulamalı da şey de göster. Rehabilitasyon kısmını da göster. Streç filmi açamadım. Açtım. Bakın. Streç filme gerek yok beyefendi. Bakın. Streç film boş insan işi. Niye streç şimdi? Streç'ten niye vazgeçtiniz? Size şimdi bunun kesinliğini kanıtlamak için nerede? Ali, o çorap kokmuyorsa benim götümü sikeyim bu arada. İzleyin. Ya. İzleyin. İlgilensin arkadaşlar, kokmuyormuş. Bayağı şu anda içine enerji içeceği döktü. Ve bir damla dışarıya sızıntı yok arkadaşlar. Sık bakalım şöyle bir ucunu. Dışarıdan taştı orospu çocuğu. Üstünden taştı. Bu benim sorunum işte, bu benim sorunum. Eray Bey, kime barışın? Bu benim sorunum işte. Yarım litre Red Bull koydum içine. Ama faydalıymış, faydalıymış. Red Bull'un böyle bir faydası olduğunu bilmiyordum. Teşekkürler. Bu Red Bull'un kanatlandırdı evet. Şekilde sızıntı yaşamadık. Vallahi helal olsun Ali Bey. Harbiden bugün de arkadaki sizin ne? Şu arkanızda duran bir şey var. Bu mu? He? Gözlük. Şey diyormuş şimdi değil mi? Uyarıcı jel. Kemal Bey, hemen ilk bölümümüze devam edelim. Ne o, damla mı? Ağzınızı damlamıyor. Pis yerlere gidiyor. Onun yanında da çünkü ring var. O ring de farklı yerlerde kullanılıyor diye biliyorum ben. Evet, bunu tamamen düşündüğünüz yerlerde kullanıyorum yani. Aa, birisinde daha var. Ben kesin bugün banyo yiyeceğim ya. Ben de var aynısından. Ben de aynısını kullanıyorum. Of. O zaman komşu son mu diyoruz artık? Oğlum komşu son, komşu son, komşu son. Arkadaşlar hepinize çok çok teşekkür ederim. Bugün Çağrı Bey de buradaydı. Çağrı Bey, size komşu var mı? Komşu etkinliğimize devam edelim. Buyur. Bana mı dedin? Senin kameran açık değil Eray. Sen bir şey bana dedin. Bana mı dedin? Benim ya açık. Kamera ısındı amına koyayım ya. Ne bir şey dedin sen oğlum? Bir şey devam edelim dedin. Ha, Instagram etkinliğine diyorum oğlum. Ha, Instagram etkinliği hep akıyor. Hep akıyor. Haydi haydi o zaman. Şu an insanlar... Bak... Bir tane takipçi gelmemiş ama neyini akıyor? Ha, neyini benim de etkinliğim artsın diye buradan sesleniyorum. Instagram mafikelli arkadaşlar. Şu anda ben çok en az şu anda aynen umduğum gibi, bak bildiğim gibi. Ben çünkü takipçilerim kitlemi biliyorum. Şu an 180'den fazla bahsetme var. Bunların bir tane esine... takipçi çıkmış benden Kemal. Senden niye sen? Ben de bir geliyorum hemen bakayım. Çağrı'nın bir insasına bakalım, bir eksik bir şey var mı? Dur bakayım bir. Çağrı tamam. Şimdi senin insanın sorunu ne biliyor musun? Efekt fazlalığı var kanka. Harbi mi? Sen gerçekten diyorum. Şu ama anda efekt fazlalığı. Bununla efekt varsa beni siksinle. Ne oldu lan? Siktiler. Çarpıldı. Demek ki yalan söylemek gerekmiyormuş. Ne oldu Çağrı Bey? O kadar çabuk mu ya? Pardon. Tamam, sikmesinler şimdi, de az bir şey efekt var, öyle efekt yok yani. Sizin mesela bir 10k takipçiniz olması lazım diye düşünüyorum. Bir yayıncı olarak kaydır gel. Allah. Ben şu an... kaydır gel geldikten sonra bana yeterli diye düşünüyorum. 10k yeterli benim için. Ondan fazla istemiyor musunuz? Onda yok, tutsun. Ondan evet, ondan fazla istemiyorum. Ama İpnelik yaparlar, onun altına düşürürler diye 10-200'lerde falan bırakalım. Şöyle bir sorun var burada. Mesela story'niz yok. Evet, şu an yok, doğru. Ne zamanları var mesela? Her salı. Hafta içi çarşamba akşamları hep gelir story falan. Yok yani. Böyle bazen hani rahatsız etmek istemiyorum takipçileri. Anlatabiliyor muyum? O nasıl mantık lan? Takipçiyi rahatsız etmemek için story mi atmıyorsun? Ya yine mi story atmış bu pezemekte, ne yapıyorsun? Vallahi öyle düşünüyorum yani. Birazcık da o yüzden şey yaptım. Siktir.
Ama paylaşıyorum yani, yeni yeni paylaşıyorum ben Instagram, yani sosyal medya alışkanlığım benim çok yoktu. Başka sigara alışkanlığım falan var benim. bunu da zamanla oturtuyorum bence. Story falan atıyorum. O şu an 8000'i geçtiniz bu arada. 8000 geçildi. Mesela bugün uyumadan önce komik bir story garantisi veriyor musunuz? Komik bir story garantisi mi? Aynen. Veriyorum. Tamam, bugün 10k yapın arkadaşlar. Yeni takip edenlere komik. 10k gelirse bu arada ilk kaydır gelim, sürpriz bir kaydır gel atacağım. Söyleyebiliyor muyum? Valla atım var. Bir tane porno var. Porno mu atacaksın? İlk kaydır gel porno linki mi olacak? Kanka unutulmaz olmak istiyorum ilk 10. Ulan harbiden at gitsin bir şey değil mi? Banlanırsa da öyle şey olsun, anladın? Aynen öyle öyle veda edeyim, anladın mı? Aynen. Elin değmişken benimle bir 100k yapalım mı ya? Eray senin kaç şu anda kardeşim? Benim bak bir kaç lan benim harbi takipçi? 76, senin daha yolun var. Senin yolun var. Ne olur ama bana. Yani mesela mantıken şöyle düşündüm. Şu arkadaş 76 iken bu arkadaş neden 8k'da kalmış mesela? Ama ben çok şeyim oğlum. Yakışıklıyım ya, ondan oluyor değil mi? Senin yakışıklılığın tabii ki arada bir 50 bin yok ama yine de, anladın mı? Doğru, bak o doğru, o doğru. Var 20 bin olsun hadi, 25 bin yakışıklı olan, anladın mı? Onu amına koyayım yani, 70 bin yakışıklılık farkı olmamalı yani. Doğru diyorsun. Doğru. Ali senin kaç bu arada? Bakarsanız görürsünüz Kemal Bey. Instagram. O neydi lan? Her yerim Red Bull oldu. Ali Bey'in de 22.8 olmuş maşallah. Maşallah. Benim dışımda biri kazanıyor. 25K. 25 olur, 25 olur. 25K yazıyorum Ali'ye. Mesela Ali'nin güzel profili. Sade, şık ama yine story'si yok. Hani yormuyor, anladın mı? Ben de rahatsızlık etmeme. Aynen yani, bak. Tamamen Kegri Bey'e katılıyorum. Ama story yok, yine eksik yani. Yine ya eksik şey, olan rahatsız yerler. Rahatsız etmemek için. Benimkine bak amına koyayım. Güldürü sayfası gibi. Bak bak. Benimkine bak. Güldürü sayfası gibi. Her şeyi paylaşamıyorum. Komedi çok sayfası. Mafik Bey'inkine bakalım. Buyurunuz lütfen. Ben Twitter'a da yeni şey getirdim oğlum. Mizah sayfası gibi benim Twitter'ım. Mafik Bey. Benim Mafik dışımda Bey'inki... gördüğünüz üzere. Benim gayet dışımda güzel. Herkes yine kazanmış. Ama ben merak ettiğim anime değil araba seviyoruz dedi deyip neden bir tane araba yıkanırken tüm çıplaklığıyla duşta arabayı çektiniz ve altında Brazzers logosu varmış zaten. Yani öyle bir içeriğimiz oldu. Bunu sen izledin mi Çağrı? Evet. İzledim kanka bunu. Kullandığımız arabamız, günlük kullandığımız arabamız böyle şeylere bu de bu araba neyi bu arada? S13 200SX diye geçiyor. S13 arabası. Samsung mu bu? Evet. Yo Nissan. Nissan. Markası Nissan. Türkiye'de olan bir araba mı? SX13. Evet, evet. Bir 20-25 tane vardır herhalde ya. Oo ama çok sınırlı. Vay anasını. Evet, evet. Sınırlı. Ulan normalini merak ettim. Nissan S13 mü dedin? S13 200SX diye geçer. Ana bu şey arabası lan. Bu farlar açıp kapanıyor. Oğlum bu şey arabası. O drift şeydeki arabadan işte. Değil mi bu? Aynen öyle. Bu Sever. Senin arabadan mı bu? Yani. Farlara böyle değil, göz gibi değil mi? Böyle kalkıyor böyle iniyor. Ah, siktir. Aynen öyle. Ne tor speed arabası oğlum. O çok iyi. Minister speed he. Seks gibi bir şey olmuş bu demişler. Nasıl ya demişler. Vallahi yorumlarda bir... Buna da kalkma Besik. Buna da kalkma Besik. Allah yarabbim ya. Haydi o zaman haydi. Bir dakika. Şu son diyorum buradan arkadaşlar. Veda konuşmanızı yaparsanız Kemal Bey herkese. Evet arkadaşlar herkese çok çok teşekkür ediyorum. Katıldıkları için. Bugünün boşuna geldik. Bugün bizde Valorant drop'u yoktu. Yine boş drop'u Kemal vardı. Yok, herkes ya. Boşunu aldı. Yok bende de yoktu valla. Drop bro, bir şey neyim. Biz anca boşunu alırız. Aynen herkes de boşunu aldı mı chatte? Boşunu öyle almayan Allah. Varsa alsın. Bak söylüyorum herkese free drop bizde. Herkese drop. Düşün. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Ali Bey, Çağrı Bey, Eray Bey, Fuat Bey, Jiro şu an herhalde hanımıyla kavga halinde. Mafik Bey. çok çok teşekkür ediyorum. Buyurun evet. O zaman haydi komşu son diyoruz. Bugünlük artık buranın da bir adını da bulamadık. Sanını da bir koyamadık. Bir sonraki yayında plastik eldivenle ve sıcak suyla yapılan bir tarif vereceğim. Kaçırmayın.
Güzel, güzel, tamam. Gerçekten bu tarifleri kaçırmayın arkadaşlar. Evet. Çek, 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 çek. Haftaya bakalım bir sene neler bekliyor. Pardon ben bir an. Tek tek. O moda giriyorum. Yani o modda insan olduğum için. İyi pazarlar herkese. İyi pazarlar. Kaçırma da. O...